بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم ادخلوا الجنة Kıymetli cemaatim, cumanız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti bütün inananların üzerine olsun. Biz cuma vaktinde elhamdülillah memleketimizde, bulunduğumuz şehirlerde, mahallelerdeki camilere özgür ve huzur içerisinde abdestimizi almış, niyetimizi kuşanmış bir şekilde Allah'ın huzuruna sırf cuma vaktidir. Cuma namazında müminlerin bir araya toplandığı, tabiri caizse Arafat'ın senede bir defa haccın olmazsa olmazı olan Arafat'ın nasıl bir alıştırmasının yapıldığı, Arafat, Efendimizin ifadesiyle mahşerin bir provası ise, cuma Arafat'ın provasıdır. Müminleri boşuna dinimiz İslam, cuma namazının kılınması gereken sayıyı bile belirtmiş. Yani 4 kişinin altında bulunan köylerde cuma namazı kılınmaz. Cuma namazının özelliği bir arada olmak, kalabalık olmak, o huzuru, o sekineti hep birlikte yaşama amacıdır. Anadolu'da yaşayan insanlarımız, hacı abilerimiz bilir. Bazı köylerle diğer köyler bir araya toplanılarak ortak cuma namazlarının kılındığı. Osmanlı döneminde yani Şeyhülislam tarafından büyük, bugünkü Ok Meydanı diye ifade ettiğimiz o büyük alanda veya bugün Harem-i Şerif'te, Mescid-i Aksa'da milyonlarca kişiyle kılınan cuma namazları. Rabbim ümmeti Muhammed'e öyle cuma namazları kılmayı tekrar nasip eylesin. Cuma'nın asıl amacı, gayesinin ruhu birlikteliktir. Yani birliktelik, o gösterişi yaşatmaktır. Gösteriş var mıdır dinde? Bir noktaya kadar vardır. Yani eğer gösteriş olmasaydı Allah Kabe'yi Mekke-i Mükerreme'ye dikip biz müminleri de etrafında tavaf etmemizi istemezdi. Tavaf ederken ilk 3 tane şavutunda sağ bileğimizin açılmasını istemezdi din. O zaman demek ki bir noktada karşıdakine vereceğimiz, düşmana vereceğimiz mesajı iyi vermek için o şekilciliğe müsaade ediyor din. Ama bir noktaya kadar. Ama her adımın, her niyetin, her şeklin altında bir şart var. Allah için yapılacak. Dolayısıyla bunları zikrederken kıymetli dostlar, milyonlarca kişiyle beraber eda edilen cuma namazlarından ama bugün yeryüzünde Müslümanların yaşadığı nice şehirler, nice mahalleler var ki oralarda cuma namazı kılmanın yasak olduğu bölgeler de var. Yani müminler 3-5 Müslümanın bir araya gelmenin özlemini çektiği bir dünyada yaşıyoruz. Biz müminler ve Müslümanlar olarak bunlara şükrederken, Rabbim bana bu nimetleri sen bahşettin, sana elhamdülillah, Rabbimize hamdolsun derken, olmayan insanları da düşünmek, onlar için de dua etmek zorundayız kıymetli dostlar. Müslümanlığımızın gereğidir bu. Ben kendim bu nimete eriştim, kendim cumaya geldim veya ben Müslümanım elhamdülillah, ben 5 vakit namazımı kılıyorum demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ayet-i celiyle? Hayır, hayır. Siz sadece kendinizi kurtaramazsınız. Çünkü siz sadece kendinizden sorumlu değilsiniz. Siz yaşadığınız mahallede, yaşadığınız ailede, toplumda bir çobansınız. Bir şeyi temsil ediyorsunuz. Birilerini etkilemek, birilerini ardınızdan, peşinizden sürüklemek zorundasınız. Sürüklenen değil Müslüman. Birilerinin arkasına takılıp sürüklenen kişi değil. Sürükleyen, etkilenen değil, etkileyen kişidir Müslüman. Dolayısıyla kıymetli dostlar, sohbetimize başlarken özellikle dünyanın çeşitli yerlerinin başında gelen Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi de burada duamızda zikredelim. Rabbim onlara da en garibü zamanda özgür ve hür bir şekilde cuma namazlarının kıldırıldığı bir ortamda yaşamayı, kavuşmalarını nasip eylesin. Başta Doğu Türkistan, daha nicelerini saysak yüzlerce, binlerceye ulaşır. Ama dediğimiz gibi bugün biz Müslümanlar olarak sadece yaşadığımız ortamdan, dünyadan sorumlu değiliz elbet. Cuma'ya gelemeyen, cuma'ya bilmeyen, namaz veya niyazdan, dinden, ibadetten haberi olmayan insanların sorumlulukları da bizim üzerimizde. Dolayısıyla her cuma sohbetine başlarken ben bunu değerli cemaatime söylemeyi bir görev atfediyorum. Cuma'ya gelirken, sohbet dinlemeye gelirken sadece kendimizi mi getirdik, yoksa ardımızdan kaç kişiyi koluna girerek, iki Allah'ın vermiş olduğu şu kolumuzu, elimizi kullanarak, iki kardeşimizin de koluna girerek gerçek vazifemizi ifa edebildik mi diye sormak durumundayız. Biz sadece cumaya gelmekle mükellef değiliz. Biz cumaya gelirken de başkalarını da cuma kılmasına vesile olmakla mükellefiz. Yaşadığımız dünyada iyi bir insan olabiliriz. Haramlara mesafe koymuş insanlar da olabiliriz. 5 vakit camide, cemaatte, hayri hizmetlerde koşuşturan bir toplumun içerisinde de olabiliriz. Güzel bir aile ve çocuklarımıza da sahip olabiliriz. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifini bugün gündemimizin ana maddesini almak istiyorum. Efendimiz birçok hadisi şerifini Cevami'ül Kerim deriz. Yani Efendimiz az söylemiş mübarek ama çok şeyler ifade etmiş. Az cümle, az kelime, az konuşmuş ama çok mesajlar vermiş. Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elbet bu ifade edeceğim hadisi şerifini hemen hemen cami cemaati olan, cumanın müdavimi olan bütün cemaatimiz duymuştur. Duymayanımız pek azdır. Yani kendisi tokken veya komşusu açken kendisi tok yatan kişi kendisine dikkat etsin. Bu hadisi şerifi dikkate aldığımız, merkeze aldığımız zaman sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamış olacağız. Biz hadisi şerifleri sadece Kardeşim, bu yaşadığımız mahallede, dünyada aç olan insan var mı hocam? Aç yatan insan var mı? Borçlu olan insan var mı diye belki kendimizi ikna etme adına bu şekilde söyleyebiliriz. Ama insanın yaratılıştan getirmiş olduğu iki maddeden, iki unsurdan meydana geldiğini hep unutuyoruz. Bir, beden olarak dünyayı temsil eden bir tarafımız var. Bedenimiz, sağlığımız. Yani beden bakımı, açlığımız, bedenimizin açlığı veya tokluğu. Bir de ruhumuzun açlığı ve tokluğunu bize öğreten bir unsur. İki madde, iki ayakla yürüdüğümüz gibi iki unsurdan Rabbimiz bizi meydana getirmiş. Bir tanesi bedenimizi Rabbimiz topraktan yaratmış. Ezene bezene yaratmış. Ondan sonra da buyurmuş ki insanoğlunun bedenini yarattıktan sonra bizatihi kendi ruhumdan ona üfledim. Yani kişinin ruhunu Allah tarafını temsil eder. Eğer bir bedende ruh yoksa o bedenden bir şey çıkmaz. Yani bedeni beden yapan insanın ruhudur. İnsan öldüğü zaman, ruhu bedenden ayrıldığı zaman zaten beden veya vücudumuz para etmiyor derler ya, işe yaramıyor. Hemen en yakınları, çevresi, dostları bir an önce kokmasın veya herhangi bir hastalığa sebebiyet vermesin diye derhal hemen bir an önce defnediyorlar. Dolayısıyla o zaman bizi biz yapan ruhumuz, hadisi şerifleri veya Efendimizin sözlerini lütfen hep madde olarak yaklaşmayalım. Yani eskiden kendi aramızda muhabbet ederken sorardık. Nerelisin kardeşim? Siirtliyim dediğiniz zaman hemen oranın yemeğinden, içeceğinden veya oranın meşhur olan gıdalarından birbirimize tavsiye ederiz. Öyle mi? Yani Urfalıysan kardeşim sizin oranın kebabı şöyledir, buranın tatlısı böyledir. Bu bizim bakış açımızı ortaya koyuyor. Ama daha önceki büyük insanlar olaya aynı şekliyle yanaşmamışlar veya bakmamışlar. Sen Erzurumluyum dediğin zaman hemen akla oradaki İbrahim Hakkı Hazretleri gelir. Oradaki büyük gönül insanları akla gelir. Dolayısıyla dünyanızda neyle meşgulseniz, sizin gündeminizin birinci sırasında ne sizi meşgul ediyorsa duyduğunuz hadisi şerifler, ayeti celileleri de o açıdan bakabiliyorsunuz. Dolayısıyla önce biz bakış açımızı değiştirmek durumundayız. Bir hocamız, Allah selametlik versin, diyor ki uzun yıllar Mısır'da eğitim gördüm. Mekke-i Mükerreme'de umrecileri karşılıyorum, meşgul oluyorum. Oradaki Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın meslektaşlığını yapmaya çalışıyorum. Bir ticaret ehli bir abimiz geldi. Ona dedim ki Türkiye'de ne var ne yok. O ticaretle meşgul olan iş adamı abimiz de dedi ki hocam dedi hiç sorma dedi dolar çok yüksek. Şöyle devalüasyon oldu, şöyle ekonomik krizler var, şöyle sıkıntılar var. Hayır hayır abi dedim. Ondan bahsetmiyorum. Şu başörtü meselesi ne oldu? Şu Kur'an-ı Kerim seçmeli dersler ne oldu? Yani Müslümanların dertleriyle alakalı bazı durumları soruyorum. Deyince diyor ki o kadar mahcup oldum ki ben neredeyim? Mekke'de yaşayan, yıllarca Rahman'ın misafirlerine hizmet eden o hocamız nerede? Kendimden utandım diyor. Hocam özür dilerim dedim, döndüm işte. İmam hatiplerin durumu şöyle, başörtünün durumu sıkıntılı vesaire. Gel zaman, git zaman, bayağı aradan zaman geçti diyor. Yine aynı mekanda, Mekke'de buluştuk, oturuyoruz. Belli ki hoca bizim daha önceki diyor, muhabbetimizi, konuşmamızı unutmuş. Dedim ki abi, Türkiye'de ne var ne yok, durumlar nasıl? Ben diyor o iş adamı, tüccar adam, unutur muyum diyor. Müslüman bir ısırıldığı yerden tekrar ısırılmaz, akıllanır. Müslüman ferasetli kişidir. Böyle buradan baktığı zaman keramet göstermesine gerek yok. Duvarın ardını görür, yıllar sonrasını, bunu Ali Okulu mezunu derler hani. Diplomalı değil, diplomasız hacı abilerin ferasetiyle, bugün hocamızın ifadesiyle diplomalı cahillerin bile düşünemediği bir feraset. Bu müminin ferasetinden bahsediyor. Dedim ki Türkiye'de ne var ne yok sorunca hemen diyor aklıma geldi daha önceki muhabbet. Dedim hocam Türkiye'de elhamdülillah şu kadar İmam Hatip açıldı, şu kadar ilahiyatlar açıldı vesaire bahsettim. Hayır hayır abi dedi. Bu doların durumu ne olacak dedi. Ama diyor bana birinci sorduğu zaman Hoca Efendi sadece Mekke'de hizmet için orada duruyordu. Gelen insanlara Allah için karşılıyordu, hizmet ediyordu. 10 yıl sonra buluştuğumuzda o hoca bir umre şirketi kurmuş, orada ticaret için bulunuyordu. Aynı kişinin aynı soruyu farklı şekliyle yanaşması, sizin gündeminizde olaya nasıl baktığınızı anlatır kıymetli dostlar. Hazreti Ali'ye sormuşlar, demişler ki ya Ali zekatı kaçta kaç vereceğiz? Hazreti Ali demiş ki size göre mi bize göre mi? Ya efendim size göresi bize göresi olur mu bu işin? Evet demiş. Size göre 1/40, bize göre hepsi. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cevami'ül Kerim bize bir hadisi şerif naklettiği zaman ona mana cihetinden bakmak durumundayız. Yoksa anlayamayız. Efendimiz buyuruyor ki komşunuz yaşadığınız mahalledeki insanlar açken eğer siz tok yatarsanız bizden değilsiniz. Bir tehdit var, bir uyarı var. Bunu iyi düşünmek durumundayız kıymetli dostlar. Açlık hangi manada açlığı? Efendimiz bize özellikle altını çiziyor. Size göre mi açlık, bize göre mi açlık konusu. Ben bugün Cuma'ya geldim. Cuma'da hem de ön safta kıldım. Demekle acaba kendimizi kurtarabilir miyiz? Bizim mahallede şu kadar kişi faizle bulaşmış, şu kadar kişi kredi adı altında bazı alışverişlerde bulunmuş. Kıymetli dostlar, eğer biz Efendimizin sadece bu hadisi şerifini veya başka hadisi şerifleri de var. Mesela bana göre şu an Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün yönetmelikler, yasalar, çıkarılan tüzükler ne varsa hepsi kaldırılsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi kanunlaştırılsa, gündeme getirilse, dünyaya barış gelmesine yeter ve artar da. Bir mümin kendine istediğini, başka bir mümin için istemedikçe gerçek manada iman etmiş olamaz. Kendi nefsinize istediğinizi, bu benim olsun, bu her açıdan böyle. Madden veya mana bakımından da böyle. Kendi nefsinize istediğinizi, sırf Allah için, Müslüman kardeşiniz için istemediğiniz sürece, istemediğiniz müddetçe, kamil bir imana erişmenizi mümkünatı yok. O zaman Ene'den geçeceksiniz, ekodan geçeceksiniz, enaniyetten geçeceksiniz, çekememezlikten geçeceksiniz. Kıymetli dostlar, şunu özellikle ifade etmek için bunları söyledim. Müslüman kendi cenneti için, kendi dünyası için, kendi ekonomisi için, kendi ticareti için, kendi Müslümanlığı için, kendi camisi, kendi siyaseti, kendi vakfı, kendi cemaati için çalışan değil, ümmeti Muhammed için. Ümmetçi bir yaklaşımı sergilemek durumundayız. Ümmetçi bir yaklaşım. Ümmeti Muhammed. Yani bütün ümmeti Muhammed'i kendi nefsiyle eşdeğer tutmak, kendi nefsinize istediğinizi başka bir cemaat için de istemedikçe, kendi cemaatiniz, kendi vakfınız, kendi siyasetiniz, kendi hayri kuruluşunuz, kendi caminiz için istemedikçe, başka bir cami için, başka bir imam kardeşiniz için de istemedikçe kamil bir mümin olamazsınız. Başarılı olmanın mümkünatı yok. Müslümanlar olarak bugün halletmemiz gereken önemli bir nokta kıymetli dostlar. Onun altında kendi nefsinizi istemedikçe, hani kendinize çok yakıştırıyorsunuz, makamı, mevkiyi, saltanatı veya ticareti veya istediğiniz arabayı, elbiseyi, bunu çoğaltabilirsiniz. Onun mana cihetinden de bir pencere açalım. Ben teheccüd namazlarımı kaçırmıyorum. Ben evvabin namazlarımı şöyle şöyle işliyorum. Geçen haftaki hutbemizde ifade ettik ya. Hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak ne buyurdu? Kulum 5 vakit namazda adım adım bana yaklaşır. Adım adım yaklaşır, yani yola çıkar. Yol tutar artık araba. Ama o çıktığınız asfaltta sizin hızınızı, kaç kilometreyle gitmenizi belirtecek olan, hedefe kaç saatte varacağınızı gösterecek olan nafile ibadetler, yani sünnetler. Hayatınızda ne kadar nafile ibadetler, sünnetler varsa o kadar kilometreyle hedefe ulaşıyorsunuz demektir. Hedefe ulaştınız. Hedefte ne var? Hedefte Allah'ın sizi sevmesi var. Bütün ibadetlerin altında yatan, bütün hizmetlerin altında yatan ana sır, ana hikmet bu. Niçin cuma namazı için buraya toplandık? Niçin çevremizde haramlarla, helallerle mücadele veriyoruz? Niçin zekat veriyoruz? Niçin oruç tutuyoruz? Niçin haramlardan kendimizi ve çevremizi sakındırıyoruz? Ana amaç, ana vurgu Allah'ın sevgisini kazanmak. Allah'ın sevgisini kazandıracak bütün ameller, bunun içerisinde her şey olabilir. Bir garibin duasını almak da olabilir. Allah'ın rızasına sizi götürecek olan. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir uyarısı var. Sakın yaptığınız o küçük, ufak hayırları küçümsemeyin. 5 kuruştur, 10 kuruştur, şuna şu kadar versem ne olacak ki diye küçümsemeyin. Neden? Allah'ın rahmeti, Allah'ın sevgisini oradan celbedersiniz. Oradan kazanırsınız ve yürürsünüz. Allah'ın rahmetinin, Allah'ın sevgisini nerede ve ne şekilde kazanacağınız belli değil. Ama ana gaye, ana amaç Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmak. Namazlardaki hikmet de bu, zekattaki, haçtaki, sadakalardaki, hayır hasenatlardaki, siyasetteki, vakıflardaki, cami, imametteki her şeyin amacı Allah'ın sevgisini bizi götürmek, onun sevgisini celbetmek. Büyükler nasıl tarif ediyor? Küçük bir çocuk anne babasından bir şey istediği zaman öyle şirinlikler, öyle taklalar atıyor ki Ta ki kendini sevdirene kadar. Kendini sevdirince babası, annesi, çevresi artık ona cebini de açıyor, kasayı da açıyor. Ana amaç ne yapıp yaşadığımız dünyada kendimizi Allah'a sevdirmek. Onun için ne diyoruz? Sevilene kadar, kendimizi sevdirene kadar Allah ve Resulünü seveceğiz. Nasıl? Kendimizi Allah'a sevdirene kadar. Hadis-i Kutsi'nin devamında ne demiştik? Allah da bir kulunu sevdim mi? Allah da bir kulunu sevdim mi? Artık Allah diyor ki ben o kulumun gören gözü olurum. Dikkat buyurun. Gören gözü olurum. Tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Yani vücudunun her bir zerresinde ben olurum. Eğer bana sığınırsa onu korurum, onu muhafaza ederim. Ama yok. Benden bir isteği, bir dilekçesi, bir temennisi olursa da onun isteğinin hemen veririm. Ana gaye o zaman ne yapıp kendimizi Allah'a sevdirmenin yollarına bakmamız lazım. Ana amaç bu. Ama nereden sevdireceğimizi Allah bilir. Allah bizi ne şekliyle, hangi yönümüzle seveceğini de bilemeyiz. Sadece bir uyarı var. Lütfen yaptığınız küçük hayırları küçümsemeyin. Allah'ın rahmeti orada saklıdır. Allah'ın sevgisini oradan celbedersiniz, kazanırsınız. Devam ediyor. Efendimizin bütün hadisi şeriflerinde hep sağlı sollu gider. Böyle düz olarak gitmez. Sağlı sollu. Ama dikkat edin. O küçüktür diye küçümsediğiniz haramları, günahları da küçümsemeyin. Hayırları küçümsemeyin dedi. Ardından yaptığınız hayatınızdaki küçük günahları, ne olacak ki canım bundan? Bu büyük haram bile değil. Sanki dinden mi çıktık kardeşim? Bunun felanca hoca fetvasını da veriyor. Demeyin. Günahları da küçümsemeyin. Allah'ın gazabı da o küçük günahta saklıdır, Allah muhafaza. Oradan yanarsınız. Hayırlarınızı da küçümsemeyin, küçük günahlarınızı da küçümsemeyin. Ya oradan iflah olursunuz, ya da oradan mahvolursunuz. İflas edenlerden olursunuz. Dolayısıyla kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammediye okunurken, bir kez daha sorumluluğumuzu hatırlatma açısından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ana merkezde bize hatırlattığı bir hadisi şerif. Yaşadığınız mahallede, dünyada çevrenizdeki alt veya üst komşunuz açken sakın ola siz tok olarak yatmayın. Bu hadisi şerifi madden lütfen bakmayalım artık hadisi şeriflere. 3 komşum bugün cumaya geldi mi acaba? Efendimiz bunu zikretmeye çalışıyor. Bunu bize anlatmaya çalışıyor. Mahalledeki kaç tane namaz kılmayan kardeşimiz var? Kaç tane faize parasını şu dönemde, şu ortamda, krizlerin yaşandığı, faizlerin yüksek olduğu dönemde parasını kaç kişi faize yatırdı? Bunu ulaşıp hakkaniyetini veya bunun emri bil marufunu kaç kişiye yaptık? Bunu kendimize sormamız lazım. Efendimizin bize anlatmak istediği şey madden açlık veya tokluk meselesi değil. Bir gün aç yatar, 2 gün aç yatar. Ama manen aç yatılamaz, yaşanamaz. Çevremizde manen aç olan milyonlarca genç kardeşimiz var, insanlar var. Kaçta kaçına ulaşabildik, kaçta kaçına dokunabildik? Hocam bu sizin göreviniz. Hayır kardeşim. Dinde götürü usulü vermek yok. Yani bu hacının işi, bu hocanın işi, bu siyasetçinin işi, bu vakıfçının işi diye bir ayrım yok. Sorumluluk ümmeti Muhammed'in sorumluluğu. Hepimiz mükellefiz. Bir rahmet geldiği zaman nasıl ki hepimize adil bir şekilde dağıtılıyor, seviniyorsak, Allah muhafaza, bir millete Allah'ın gazabı da geldiği zaman bu hacıdır, bu hocadır, şudur, budur diye bakmaz. Hepimiz adil ve eşit bir şekilde dinimizin sorumluluklarını anlatmakla, uyarmakla mükellefiz. Bugün şunu sormakla istiyorum. Cuma'ya kendimiz mi geldik? Başkaları tarafından mı getirildik? Sürüklenen miyiz? Sürükleyen bir Müslüman mıyız? Kaç kişi ardımızdan sürükledik? Kaç kişi bize takıldığı zaman Allah'ın yolunu buldu ve Cuma'ya geldi? Kaç kişiyi Allah'la buluşturabildik? Kaç kişiyi Allah'ın kelamıyla, Kur'an-ı Kerim'le, diniyle, hakikatiyle buluşturmamıza biz köprü olabildik? Bu sadece üstadın ifadesiyle, üstad da yaşadığı dönemde diyorlar ki kardeşim sen böyle hacı gibi konuşuyorsun, hoca gibi konuşuyorsun. Sen hacı mısın, hoca mısın? Bırak bu işleri hocalar konuşsun deyince üstad çok güzel bir şey söylüyor. Ben din adamı değilim ama dinimin adamıyım. Dininin adamı olan herkes dinine çalışmak zorunda. Bu sadece birilerinin görevi değil kıymetli dostlar. Biz kendimiz sadece 5 vakit namazı kılan, sadece ibadetleri, hayır hasanatları yapan değil, yaptığımız, tattığımız lezzetten de kardeşim ben bunu aldım çok kaliteli ve çok güzel. Sana da tavsiye ederim. Tavsiye niteliğinde çevremizdeki insanları şu an Cuma'ya giden Türkiye'deki oranı biliyor musunuz? Kaçtır şöyle tahminen alabilir miyim? Efendim? Cuma'yı diyorum. %38. İşte okullardaki Kur'an-ı Kerim seçmeli dersin oranını da söylemek istemiyorum. Hep özlemini çektik, hep yalvardık. Allah'ım okullarda şunlar okutulmuyor, siyer dersleri verilmiyor, Kur'an dersleri verilmiyor. Hadi al, buyur. Şimdi seçen yok. Allah in yeşe yüzhibküm ve ye'ti bi halkin cedid. Allah size nimetler verir. Eğer o nimetin kadir ve kıymetini bilmezseniz Allah çeker alır elinizden. Kimilerini yoklukla imtihan etmiş Allah, kimilerini varlıkla imtihan etmiş. Kur'an-ı Kerim'de uzun uzadıya bütün peygamberlerin hayatları var. Kimi peygamberi Süleyman Aleyhisselam'ı varlıkla imtihan etmiş ama Eyüp Aleyhisselam'ı da yoklukla imtihan etmiş. Herkesin imtihanı farklıdır. Verir imtihan eder, alır imtihan eder. İmtihanımız şu an çok büyük. Biz Afrika'ya bir ziyaretimiz olmuştu. Orada böyle çok duygulandık, ağlarken oradaki birisi bizi tokatladı. Dedi ki kardeşim ne ağlıyorsunuz böyle? Gidin siz kendi halinize ağlayın. Biz en fazla açlıktan ölürüz. Günde Türkiye'de namazsız ölen kaç kişi var? Gidin onu araştırın dedi. Açlık ölmek mi daha tehlikeli? Namazsız, ahlaksız, imansız ölen gençlik mi daha tehlikeli? Rabbim bizi vesile eylesin. Bu ümmetin, bu milletin ümidi haline gelmiş, şu milleti bir kez daha kıyama kaldırmayı, kıyama kalkmasında bizleri vesile eylesin. Çevremize adil bir şekilde duruşuyla, nezaketiyle, konuşmasıyla emri bil marufu yapan, gördüğü kötülükleri de hak adına söylemekten çekinmeyen mümin kullarından eylesin. Ezan-ı Muhammediye duasını yapalım. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki abdestli olmanıza gerek yok. Camide, cumada olmanıza gerek yok. Yolda, parkta, piknikte yürürken ezan duydunuz. Kim ezan duasını yaparsa benim şefaatim onun üzerine vacip olur diyor. Efendimizin şefaatini kaçırmayalım. Amin. Allahümme Rabbe hâzihi'd da'veti't tâmme ve's salâtil gâime. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة إلهي وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد على رسولنا صلوات